olması temennisiyle proseslerimiz var. Tabii ki makas herkesi yetiştiremedik ama dönüşümlü olarak kullanarak hem geçelik. Bizim geliştirmiş olduğumuz çeşitlerden ürün. Keserken alalım tamam abi. Şöyle duralım bak. Yüzümüzü kapatıyor sefer. Biraz daha aşağı evet. Boş ver Turan abi. Hep seni çekiyor zaten. Nasıl? Daha güzel olacak. Ya valla ben arkadaşlar poz vereyim size. Tamam mı? Her gün aynı durumda karşılaşıyoruz. Üzüm çeşidiyle de şu an testis sürecimiz devam ediyor. Kısmet olursa önümüzdeki yıl bir 4 çeşit daha ekmeçe çıkacak. Çoğunlukla sofralık çalışıyoruz. Milli koleksiyon bağımızdan seçtiğimiz kalite parametre. Bir ekibimiz de Hakkari'de. Sayın Aziz Valimiz sizlere dedi ki 1500'de bunu en kısa sürede türleri arka arkaya söylemek isterim. Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e, bizlere çadır, ıslah gelecek bölüm başkanımız Onur Ergen'i sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Onur Bey. Bugün sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bağ bozumu önemli bir etkinlik. Bir yıl boyunca yapılan üretim faaliyetlerinin semeresinin görüleceği ve çıktısının üreticilere gelir sağlayacağı bu etkinlik hep mutlu bir şekilde, hatta bazı yerlerde kutsiyette atfedilerek kutlanan bir etkinlik. Dolayısıyla ilimiz içinde bağ bozumu önemli bir etkinlik ve bu etkinlik için sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliğimizi Genel Müdürlüğümüz Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün 30. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aslında biz bu etkinliği her yıl mutat olarak Eylül ayının ortasına kadar gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu her bağcı için olduğu gibi ilimiz için de enstitümüz için de önemli bir gün. Devlet tarafından desteklenmektedir. Tarım, milli gelire ve istihdama katkı, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılama, ihracattan doğrudan veya dolaylı katkı ve bunun gibi nedenlerden dolayı vazgeçilmez bir sektördür. Pek çok tarım ürünlerinin yetiştirildiği ülkemizde üzüm de üretimi yapılan önemli tarım ürünlerinden biridir. Türkiye, bağ alanı ve üzüm üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkeler arasındadır. Türkiye topraklarındaki uygun bağ ekolojisi, zengin asma biyoçeşitliliği, toplumun yüksek bağcılık deneyimi ve tarihsel kültürüyle bağcılık açısından önemli, büyük bir potansiyele sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Bağcılık özellikle Trakya bölgesinde ve ilimizde yaygın üretimi olan tarım ürünlerinden biridir. Dünya bağcılık için elverişli olan kuşak içerisinde yer alan Trakya bölgesi, üzüm suyu üretiminde Türkiye'nin belli başlı bölgelerinden birisidir. Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde laboratuvar ortamında üretilen pek çok çeşit üzüm var. Islah ve yetiştirme teknikleriyle pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kalite çeşitlilik geliştirilerek hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırılarak pek çok üzüm yetiştirilmektedir.